okuyacağım size. Ahmet Hakan, biliyorsunuz Adnan Oktar başı dara düşünce ilk Ahmet Hakan'ı aradı. Nereden biliyoruz? Kendisi yazdı, oradan biliyoruz. Bütün yönleriyle Adnan Oktar olayı diyor. Uzun namlulu silahlar bulunmuş Adnan Oktar ve şürekasının hanelerinde. Neden ihtiyaç duydular acaba uzun namlulu silahlara? İngiliz derin devletine karşı savaşta mı kullanacaklardı diyor. Adnan Oktar'a yönelik suçlamalardan biri de İsrail'e devlet sırrı vermek. Bu iddianın neye dayandırıldığını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Adnan Oktar bir süredir resmen ve alenen İsrail'e yancılık yapmaktaydı diyor Ahmet Hakan. Erik dalı oynaması, dans etmesi, kedicik vurgusu falan bunlar öne çıkarılıp Adnan Oktar olayı bir mavra konusu haline getiriliyor. Oysa mesele mavraya alınmayacak kadar ciddi. Çocukları ailelerinden koparmaktan, yaşı küçük çocukların ırzına tasalluktan ve 40 farklı kategoride suçtan söz ediliyor. Alo, kendimize gelelim diyor Ahmet Hakan. Ve İngiliz derin devletinin kendilerine operasyon çektiğine gerçekten inanıyorlarsa bunların alayı dildir. Yok, inanmadan söylüyorlarsa bunların alayı korkunç derecede yalancıdır diyor Ahmet Hakan. Bütün yönleriyle Adnan Oktar olayı başlıklı yazısında.